Eskisi gibi değil artık bu işler. Hem insanlar psikoloğa gidiyor diye deli sayılmıyorlar. Hem onlar daha çocuk. Ondan değil. Beni asıl ilaç verip çocuklarımı uyuşturacak olmaları korkutuyor. Ya ilaç verirlerse? Ya eskiden haşarı derlerdi, şımarık derlerdi. Bileyim, şimdi böyle yok dikkat eksikliği, yok hiperaktif, abidik gubidik böyle saçma sapan isimler takıyorlar ya. Belki böylesi daha iyi. Şimdiden kontrol altına alamazsan ergenlikte hiç baş edemezsin. Eskiden bir günde 50 tane müşteri idare ederdim. Şimdi 4 tane çocukla baş edemiyorum. Ben çok kötü bir anneyim. Hayır Elifciğim. Sen çok iyi bir annesin. Bunun aksini söyleyen halt eder. Yalnız çocukların... Nasıl söylesem... Biraz fazla enerjik. Aslında melek gibiler ya. Yani ben bir de neden korkuyorum biliyor musun? Böyle çok hani... Hareketliler diye biz eğer ilaç verirsek yetenekleri de gidecek mi? Ya baksana bu kupayı onlar yapmıştı bana. Ya ne bileyim renklerin güzelliğine baksana. Hı hı. Nasıl şimdi yani ilaç içince gene aynısını yapabilecekler mi? Sız duruyor. Olsun. Minicik elleriyle yaptılar onu bana. Alo. Efendim Yasemin. Ha. Tamam peki. Nermin bende zaten. Tamam. Tamam geliyoruz. Ne dedi? Yasemin Cemil abiyle konuşmuş. Aşağı gelin konuşmamız lazım dedi. Tamam gidelim. Evet hanımlar. Ne diyecektiniz bana? Buyur otur 2 dakika Cemil Bey. Cemil abi evi çok ucuza satılığa çıkarmışsın. Yazık değil mi yani? Ya. Ya. Ne yapayım Yasemin Hanım? Evin her tarafı Handan'ın hatıralarıyla dolu. Sen de haklısın tabii bir yerde. Bunun için mi çağırdınız beni? Cemil Bey, hani sen bizi Handan'ın eşyalarını toplamak için eve çağırmıştın ya. Onlardan birinin cebinde bir mektup bulduk. O sıralar acın taze olduğu için söyleyemedik. Ne mektubuymuş bu? Buyur Cemil abi. Bu Handan ölmeden önce gelmiş. İşlediğin günahı biliyorum. Herkese anlatacağım. Cemil abi iyi misin? Cemil Bey lütfen toplayın kendinizi. Cemil.
Bağ gibi adamı ağlattık, iyi mi? Zeliş, sana da zahmet oldu. Ay, ne önemi var canım, zaten hep uyudu. Kıyamam ben ona. Sağ ol. Elif, bakar mısın biraz? Buyur Cemil abi. Dün mektubu okuyunca tuhaflaştım biraz, kusura bakmayın. Rica ederiz. Yok, olur mu öyle şey Cemil abi? İnsanız hepimiz sonuçta, değil mi? Erkekler de ağlar. Ağlaması daha iyi olur da. Kusura bakmayın. Ya asıl siz kusura bakmayın. Yani sizi üzmek istemezdik ama sonuçta vermek mecburiyetindeydik. Siz doğru olanı yaptınız. Okuyunca Handan'ın son zamanları geldi aklıma. Şey, kimin yazdığını biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Kim? Şahsen kendisi. Handan son zamanlarda tuhaflaşmıştı biraz. Böyle olur olmadık mektuplar yazıp gönderiyordu kendine. Nasıl yani? Çift kişilik gibi bir şey mi? Nasıl derseniz artık. İyi de zarfın üstünde pul vardı. Yani bir postaneden gönderilmiş gibi, değil mi sizce? Kendisi gönderiyordu gizlice. Evet, Mert'le bana az çektirmedi son zamanlarda. Oğlanın bu Leyla halleri de hep bu yüzden. Ama siz yine de belli etmeyin, üzülmesin çocuk. Ay yok canım. Niye bir şey diyelim biz? Olur mu öyle şey? Tabii canım. Yani böyle bir şeyi nasıl söyleyebiliriz ki biz ona? Ben gelip bir açıklama yapayım da sizin de içinizde merak kalmasın dedim. İyi yaptın Cemil abi. Tamam o zaman. Hoşça kalın. Hoşça kal. Adama bak ya. Gözümüzün içine baka baka nasıl yalan söylüyor. Öyle mi diyorsun? Bana da bir tuhaf geldi anlattığı şeyler ama bilemedim. Bu adam gerçekten ne saklıyor? Erkekler nasıl bu kadar işkilli olabiliyor ya? Hayır, kendi karına bir servis elemanıyla düşmek. Tövbe ya Rabbim, estağfurullah. Ya bir de adamım... Allah aşkına adamın adı neydi bir daha söyle. Narin Mehbi. Seninki karakolda mı hala? Yok, çıkardık. Nasıl becerdiniz? Adamın bir elini ayağını öpmediğimiz kaldı. Kudreti kesenin ağzını açtı tabii. Oh, müstehak. Ya senden nasıl şüphelenir ya? Zaten öyle ahlaksız bir kadın olsan önce ben senin evine adım atmazdım. Sen şeyi, Cemil Bey'in anlattıklarını anlattın mı Nermin'le Yasemin'e? Anlattım. Anlattı. Tek kelimesine bile inanmadım. Handan deli falan değildi. Ya Handan ne günah işlemiş olabilir ki? Asıl önemlisi bu günahı bilip Handan'a şantajı yapan kim? Arkadaşlarım ölümümün ardındaki sır perdesini kaldırmaya kararlıydı. Ama öğreneceklerinin ne kadar korkunç olduğunun henüz farkında değildiler.
Mektubu gönderen bir düşman mıydı? Şüphesiz. Ama nasıl bir düşman? Hiç tanımadık bir yabancı mı? Yoksa burnumuzun dibinde oturan ve her sabah selam verdiğimiz bir komşu mu? Kim yazdı?